Hocam İskitler. Evet. Türk mü? Derler ki eğer birisine beddua etmek istiyorsan inşallah Kafkaslarla çalışasın der. Kafkaslarla çalışasın derler. Eğer birisini bunaltmak istiyorsan, tartışmalar açmak istiyorsan İskitler Türk mü diye sormak lazım. İskitler Türk mü? Evet, İskitler Türk mü? Bu soruyu işin açığı 2-3 sene önce sorsam İskitler Türk değildi derdim. Ama bugün geldiğim noktada %70 oranında İskitlerin Türk olduğunu düşünüyorum. Bunlar nerede yaşıyor? Erhan, bugünkü Doğu Türkistan topraklarını gözün önüne getir. Batı Türkistan, Hindistan tarafı faaliyette bulundukları alanı söylüyorum. İran-Irak bölgesi bugünkü. Hı hı. Anadolu'nun bir kısmı ve Macaristan toprakları, Deşli Kıpçak denilen Macaristan topraklarına kadar geniş bir alanda yaşıyorlar. Ne zaman? Süre? Milattan önce 8. yüzyılda Kimmerleri mağlup edip batıya sürüp batının yolunu açıyorlar, batıya geliyorlar, Avrupa'ya geliyorlar daha doğrusu. Ama Orta Asya çıkışlı, Orta Asya'daki faaliyetleri hakkında bilgi yok. Sadece şu mu, Şah mı diye birisinden bahsedilir ilk hükümdarlar olarak. Bu aynı zamanda sadece hükümdar adı değil, İskitlerin temelini oluşturan boyun da adı olduğu iddia edilir. Fazla Orta Asya'daki faaliyetleri hakkında bilgi yok. Ama Avrupa'ya geldiği zaman Asurlularla, işte o günkü Avrupa coğrafyasıyla, Perslerle vesaire ciddi münasebetleri var. Her kaynaktan farklı geçer. Herodot en fazla bilgiyi Herodot verir. Ve İran kaynaklarında Saka Saha olarak geçer. Yanılmıyorsam 18. asra kadar bugünkü Yakutlar kendilerine Saka ve Saha Türkleri olarak adlandırırlardı. Rusların bir uygulaması olarak yaşadıkları coğrafya Yakutistan'a kendileri de Yakutlar olarak adlandırılmaya başlamış. Ve Yakutlar Saka Türkleri, Saha Türkleri olarak kendilerini kabul edelim. İskitler dediğimiz mesele esas Sakalar meselesidir. Üç görüş var İranlı olduğuna dair. Çok zayıf Slav olduğuna dair ve Ural Altay yani Türk veya Moğol olduğuna dair. Moğol olduğu artık bugün pek fazla tartışılmıyor. Slav olduğunun üzerinde hiç durulmuyor. En çok ayrım noktası Türk mü İranlı mı meselesi. Yani İskitler Türk olursa Türk tarihi Altasır geriye gidiyor. Altasır geriye bunlardan gidiyor. Daha önceye sadece gidiyor. Sadece bırak şeyi, Orta Asya'daki tarihi önemli değil, Avrupa'daki tarih değişiyor. Türk tarihi açısından Avrupa'daki tarih değişiyor. Kelimelere bakıldığı zaman, devlet idari sistemlerine, boy anlayışlarına, inanç noktalarına, menşe efsanesindeki unsurlara vesaire çok fazla Türkleri andırıyor. Türk boyu eski Türk tarihini, klasik Türk tarihini andırıyor. Sadece daha sonraki dönemlerde ortaya atılan Perslerdeki sınıflaşmayı gösteren, sınıf farklılığını gösteren bazı unsurlar var. Bazı dil hadisi, dil kelime hadiseleri var. Bunlardan yola çıkarak İran Pers asıllı olduğu iddia ediliyor. Sadece şunu söyleyeyim, sonunda kanaatimi söyleyeyim. Biraz önce kitabını tanıttığınız Groset Bozkır İmparatorluğu'nda İran asıllı olduğunu kabul eder, Pers asıllı olur ama der, adetleri, gelenekleri, yaşam tarzları vesaire o kadar çok Türk boylarını Hunlara, Göktürklere benzer ki der, bunlardan ayırt etmek mümkün değildir. Bu mealde cümleler kurar. O bile tam Pers demez, hem Pers olduğunu iddia eder. Ha, bugün gelinen noktalarda, tarih hadiselerde ve dil hadiselerinde baktığınız zaman büyük bir ihtimalle Sakalara, işte Batı Grek kaynaklarında İskit olarak geçen, Batı literatürüne öyle intikal eden Sakalara, İskitlere baktığınız zaman büyük ihtimalle Türktür diyebiliriz. En azından Türk değil diyemeyiz, hüküm vermesek de. Yani Moğollar gibi birbirine yakın bir topluluk Türk değilse de.
Yani boy anlayışları Moğollar daha farklı. Ya Türktür ya değildir. Örcü olur mu? Kesin şey değil. Moğollar aynı coğrafyada iç içe geçmiş falan. Bu öyle değil. Ya Türktür ya değildir bu. Ama diyorum ki eğer Türk değilse, İranlıysa, Avrupa'ya gelmeden çok daha önce bugünkü Doğu Türkistan coğrafyasında, Çin'in belirli bir kısmında Perslerin işi neydi? Yani bilmiyoruz. Kesinlikle. Hüküm veremiyoruz. Çok eski. Peki hocam, 3000 yıl önce. Ama ben Türk olduğuna inanıyorum. Büyük ölçüde. İskitlerin bugünkü Saha Yakut Cumhuriyeti ile bağlantısı var mı? Söyledim dedim biraz ya. Yakutlar. Bugün. Evet, onu söylüyorum işte. Yakutlar kendilerine Yakut demezler. Saka veya Saha Türkleri derler. Devleti mi kastediyorsunuz bugünkü? Özek bölgeyi söylüyorum. Yakutistan'daki. Evet. Orayı Ruslar söylüyorum. Yakut demiş. Ruslar zorla adlandırdı Yakutlar diye. Ve Sakaların torunları olduklarını kabul ediyor onlar. Onlar hala eski inançlarını mı sürdürüyorlar Yakutlar? Yani bugün tamamen eski inançlarını değil mi? Bugünkü tam durumlarını bilmiyorum Erhan. Nogay nedir diyorlar? Yani Nogay benim bildiğim Moğollar şeyi fethetti, Deşti Kıpçak coğrafyasını, yani Hazar'dan Macaristan'a doğru olan Avrupa coğrafyasını fethettikleri zaman burada Nogay adlı bir komutan var. Daha geç dönemde. Bu Nogay adlı komutan Altınordu'dan mı? Altınordu dönemi yanılmıyorsun. Ayrılır. Kırım taraflarına gider. Kendi grubuyla beraber oradaki gruplara Nogay adı verilir daha sonra. Hop. Şimdi hep boyları soruyorlar. Hadi bir tane daha soruyorlar. Ahmet geldiğinde... Pomaklar. Evet. Pomaklar. Kıpçak mı da diyorlar? Evet. Kuman Kıpçak asıllıdır ama bunlara 11. 12. asırda Anadolu'dan Bizansların getirdiği Türkler de onların etkisiyle Müslümanlaşmıştır. Onlardan da gruplar katılmıştır. Zaten Pomagaç olarak adlandırıldı. Yardımcı manasına gelir. Bunlar hep yardımcı birlik olarak kullanılmıştır. Ama temel olarak Kuman Kıpçak'tır. Kuman Kıpçak asıllıdır. Türktür, daha sonra da İslamlaşmıştır.